Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeri Risalesi'nden tasavvuf ve makamlarından devam ediyoruz. Yakin. Yakin, şekten, şüpheden kurtulmak, doğru, sağlam ve kesinlerden kesin bir bilgiye hem de herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek şekilde ulaşmak anlamına gelmektedir. Sağlam manasına da gelen yakin hakkındaki ayetlerden birinde Müslümanlar şöyle anlatılır. Hem sana indirilen kitabı hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi 4. ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisini razı edeceğim derken Allah'ın gazabını üzerine çekme. Allah'ın ona olan insanlarından dolayı başkasını övme de aşırıya gitme. Allah'ın sana vermediği bir şeyden ötürü başkasını kınayıp ayıplama. Bil ki hırslı birisinin hırsı Allah'ın vermeyeceği bir rızkı sana getiremez. Onun vereceği bir nimetin önünde de hiçbir engelleyici duramaz. Yüce Allah hak ve adalet ölçüleri içerisinde memnuniyet ve saadeti rıza ve yakine koymuş, üzüntü ve kederi de şüpheciliğe ve öfkeye yerleştirmiştir. Bu Abdullah Antaki yakinin en azı bile kalbe ulaştığında kalbi nurla doldurur, bütün şüpheleri giderip yok eder. Aynı zamanda kalp şükür ve haf duyguları ile dopdolu hale gelir diyerek yakinin tezahürleri adına önemli bilgiler vermiştir. Sehil bin Abdullah yakinin imanın ziyadesinden ve sapa sağlam oluşundan kaynaklandığını ifade etmiştir. Yine Hazreti Sehil yakinin ilk basamağının mükaşefi olduğunu bundan ötürü seleften bazılarının gayb perdesi açılsa yakinim ziyadeleşmez dediklerini söylemiştir. Yakinin mükaşefeden Sonraki mertebeler ise sırasıyla muaneye ve müşahededir. Kayıp perdesi açılsa yakinim ziyadeleşmez diyenlerden birisi de Amir bin Kays'tır. Zünnün-i Mısri yakin kulu dünyevi emel varzuları kısa tutmaya çağırır. Bu da insanı zühte davet eder. Züht kalpte hikmeti mirasçı yapar. Hikmet değiştirin ak akibetine akıbetine bakma özelliğini kazandırır demiştir. Yine Hazreti Zünnun yakinin alametlerini belirtirken üç hususa dikkatleri çekmiştir. Dünya işlerinde insanlarla mümkün mertebe az beraber olmak, iyilik yaptıklarında insanları övüp durmayı bırakmak ve bir şey engel olduklarında onları kınamamak, ayıplamamak. Bir başka açıdan yakının alametleri ise şöyle ifade edilmiştir. Her işte Allah'a nazar edip her şeyi ondan bilmek, her işte ona müracaat etmek ve her halükarda yardımı ondan istemek. Bu sözler Ebu Bekir ve Raka rahmetullahi aleyhi ayettir. Yakin kalbin temelidir. İman onunla mükemmelleşir. Allahu Teala yakin ile bilinir. Allah'tan gelen emir ve yasakların hikmeti akılla anlaşılır. Yakinin üç yönü vardır. Habere dayalı ilmel yakin, delile dayalı aynel yakin, müşahadeye dayalı hakkal yakindir. Sabır, ağrı, acı, tahammülü, güç ve katlanması zor hadiseler karşısında dişini sıkıp Dayama manalarına gelen sabır hakkındaki ayetlerden bazıları şunlardır. Ey iman edenler sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz. Ali İmran Suresi 200. Ayet Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız. Nahl Suresi 96. Ayet Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kafirlerin yüz çevirmelerinden mahzun olma, yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma. Nahl Suresi 127. Ayet Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Sur Suresi 48. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabır, musibetin gelip tosladığı ilk anda gösterilen tahammüldür buyurarak musibeti meydana getirdiği sarsıntının ilk anında takınılan tutumun sabırla veya sabırsızlıkta olan ilişkisini atıfta bulunmuştur. Sabrın kısımları vardır. Kulun kendi iradesiyle yaptığı şeylere karşı sabretmesi durumu ki bu Allah'ın emirlerini yerine getirmede ve yasaklarından kaçınmada kendisini gösterir. Bir de kulun kendi iradesiyle cereyan etmen şeylere sabretmesi durumu ki bu da hastalık, ölüm gibi hususlardır. Böylece sabır ibadetleri yerine getirmede, günahlara karşı ve musibetlere karşı olmak üzere üç çeşit olmuş oluyor. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem imandan sorulduğunda o sabır ve cömertliktir buyurarak sabrın imanla olan yakın ilişkisini ifade etmiştir. Hz. Ali de radıyallahu anh'a aynı çizgide iman hususunda sabrın yeri cesetteki başın yeri gibidir buyurmuştur. Sabırla alakalı söylenen sözlere örnek olarak şunları şunlar verilebilir. İbn Ata başa gelen musibetler karşısında güzel edebi korumak. İbrahim Havvas Kur'an ve sünnete uymada sebat etmek. Rüveym, şikayet etmemek. Zünnun Allah'tan yardım istemek. Zünnun her halükarda Allah'a muhalefet etmekten uzak durmak. Musibet elemine yudumlarken bile sükuneti korumak ve fakirlikle boğuşurken bile zengince tavırlar sergilemek. Ayrıca musibete maruz kalan kimsenin hiç kimseye halini belli etmemesi sabrı cemil yani güzel sabır olarak değerlendirilmiştir.